Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım Bitcoin ne durumda bakalım gördüğünüz gibi Bitcoin'de bir tepki yükselişi var e, Düşüşlerde hedeflerimizi vermiştik değil mi İlk hedefimiz kanal, kanalın derinliğiydi O da 28 bin dolar seviyelerinde ve gördüğünüz gibi oralarda tutunup altına bir iğne atıp Tekrar yukarı tepki verdi arkadaşlar yani ilk hedefe gelinmiş oldu Diğeri neydi diğeri de burada potansiyel bir ayı bayrağı var o ay bayrağın hedefi de 18.000 seviyeleriydi. Bu da diğer hedefi. Tabii daha önce de 22.000 dolar da desteğimiz var. Mesela haftalıkta MA100 son ortalama. Hani benim hedefim oraydı. Hedefe daha gelmedi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Son ortalamadan bahsediyorum. MA55, MA200'den desteğimizi aldık. Bir sonraki ortalamadan desteğimizi aldık. Ama bu esnada Binance ne yaptı arkadaşlar? Piyasayı manipüle etti. Normalde Bitcoin 25.500'e düştü. Peki Binance'da nereye kadar düştü? Hemen Binance'ı açıyoruz arkadaşlar. Binance'da da bakın dokunmadı ortalamaya ve 26.900'lerden dönüş yaptı. Yani normalde 1.500 dolar daha düşmüştü Bitcoin. Peki Binance'da niye düşmedi o kadar? Tam o esnada arkadaşlar tam tepki geleceği yerde e, Tether'i manipüle ettiler. <laughs> Tether'i manipüle ettiler. Dünkü videomuzda Tether'in manipülasyonundan bahsetmiştim. 2018 yılında Tether'i düşürdüler falan dediydim. Videodan hemen sonra Tether düşmeye başladı. Yani sanki benden o cümleyi duymak istiyorlardı Tether'i düşürmek için. Ve e, bir panik havası oldu tabii ki. Hani ben de güvenceye almak için paramı önce bir bankaya gönderdim. Sonra bir inceledim hani bütün mü stabil coin'ler düşüyor diye. Sonra şeye baktım. Mesela önce Tether'e bakalım arkadaşlar. Şöyle Tether. şöyle gösterelim. Dünkü düşüşü bir göstereyim size arkadaşlar. Teter'de. Hala 1 dolara tam sabit diyemedi. Teter dün. Videodan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. %5'lik düşüş yaşadı. Yüzde %5. Ya normalde 1 dolara sabit gitmesi gerekirken yüzde %5'lik düşüş yaşadı. Ve Bitcoin'da normalde 25.500'e düştüydü. Tether'i düşürdüklerinden dolayı Bitcoin Tether'e karşı değer kazandı. Ve Binance'da düşmedi Bitcoin arkadaşlar. 25.500'e düşürmediler Bitcoin'u. Normalde oraya düştüydü. Yani Bitstamp borsasında hareketli ortalama iğnesini attı. Mesela sonra ben ne yaptım? Hani tekrar borsaya atacaktım ama bir inceledim. Bu paritesine baktım. Şöyle. Bu paritesinde de gördüm ki orada düşüş gelmedi arkadaşlar. Orada düşüş gelmedi. Şöyle çok hafiften bir iğne atıldı ama Yüzde yarım bile değil arkadaşlar. Yüzde 0.3 değerinde bir iğne atıldı. Bakın 99.75 gördünüz mü arkadaşlar? Arada öyle hafif iğneler atabiliyor bu. Mesela şurada da yüzde beşlik iğne atmış. Mayıs 2020'de. Yani arkadaşlar bu stabil coinleri de manipüle ediyorlar. Dikkatli olmak lazım. Ama en azından hani Tether yerine ben bu suda kalmayı düşünüyorum. Niye öyle yaptım? Tether'de arkadaşlar 2018'de %40'lık düşüş yaptılardı. %40. Yani o yüzden hani ne olur ne olmaz. Ben busta daha hiç görmedim öyle bir düşüş. En kötü düşüş buraya kadar geldi. Ama çok hızlı topladı arkadaşlar. Yani şu an nakitte isem ben eğer busta konaklamayı düşünüyorum. Ve şu anda da busta bekliyorum. Neyse bu konuya açıklık getirdik. Yani stabil coin'leri de böyle sıkıntıya sokabiliyorlar. Şimdi korkuya bakalım. Korku ne durumda arkadaşlar? Korku 10 seviyelerinde tamam mı? Çok mu diplerde? Evet diplerde. Ama dibin dibi var mı? Burada da var. Yani bitcoin dip yaptığında genelde onun altında oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Maksimumu alayım. Bakın şu an 10 seviyesindeyiz. Bitcoin daha dip seviyeleri gördü mü? Mesela burada 5 seviyesine bile gidiyor. Şu noktada 5 seviyesine gidiyor. Ve şu an e, destek noktasındayız. 10 seviyesi bir destek noktası gördüğünüz gibi. Aylardır oradan dönüş yaptık biz. Ee, ama dip yapıldığında benim tahminim onun altına sarkıtacaklardır arkadaşlar. İşte o zaman asıl alım fırsatı gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi tepki yükselişi nerelere devam edebilir? Oraya geleceğiz arkadaşlar. Bakın haftalıkta MA200 test edildi. Tepkiyi aldı. Binance da yapamadı bunu arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Binance da oraya kadar düşürmediler. Yani e, teknik olarak e, Binance'da da buranın dolması gerekir. Ve daha sonra bu en son ortalamaya düşmesi gerekir arkadaşlar. Orası da şu an 21.800 seviyesinde. Bu hafta için haftaya biraz daha yüksek seviyede olur. Yani yükseliş gelse bile buradan hani kademeli olarak bir şekilde oraları göreceğini düşünüyorum. O yüzden ben hala beklemeye devam ediyorum. E, son videolarımda dediğim gibi tepki yükselişlerine ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ben büyük resme odaklıyım hani inşallah istediğim yere düştüğünde almayı düşünüyorum arkadaşlar. Buradan nerelere gidebilir yükseliş mesela. Uyumsuzluklarımız oluştu. Bir bakalım hangi zaman dilimlerinde. Mesela 4 saatlikte burada alçalan dip yapmıştık biz. Gördüğünüz gibi alçalan dip var. Arasayda da yükselen dip var. Pozitif uyumsuzluk ve hedefine geldi mi? Bakalım gelmiş. MA 21 arkadaşlar. Sarı ortalama oradan da satış gelmiş hemen gördüğünüz gibi peki başka nerede var uyumsuzluklar? 6 saatliğe gidelim mesela. 6 saatlikte de alçalan dip yükselen dip. Burada da uyumsuzluğumuz var. Onun hedefine mesela sıradaki direnç 31.180 seviyelerinde. Yani oralara yükseliş devam edebilir. 8 saatliğe bakıyoruz. Orada var mı uyumsuzluk? Yükselen dip alçalan dip. Burada da var arkadaşlar. Burada da MA21 şu an 31.969 seviyesinde. Bir sonraki direnç de orası olacaktır. 12 saat bakalım. Orada var mı? Orada da alçalan dip yükselen dip. Burada da uyumsuzluğumuz var. Kapanışa 4 saat 50 dakika var. Eğer 4 saat 50 dakika sonra hani şu dibi kırarsa arkadaşlar uyumsuzluk iptal olur. Mesela kırmızı mumla kapatırsa yetiyor mu? Yani o zaman dip şeklini alıyor aslında. Şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. 28.400 oran altında kapanış yapacak 12 saatlikte bunu yaparsa o zaman dip teyit edilmez yani şu görüntüyü alamayız arkadaşlar ama dip teyit edilirse şu an nerede mesela MA21 33.200 seviyesinde her 12 saate eğim veriyor arkadaşlar her 12 saate bir eğim veriyor öyle düşünün ve hani direkt mi gider kademeli mi gider bakacağız. Ya yani neticede bir tepki yükselişi potansiyeli var arkadaşlar. Tepki yükselişi potansiyeli var. Ee, destek olarak takip edeceğimiz yer bana göre 28 bin dolar arkadaşlar. Oranın altında 4 saatlik kapanış gelirse tehlikeli olur. Yani sen alım yapacaksan buradan 28 bin kırılmadıkça tutarsın elinde. Yani baktın altında 4 saat kapanış geliyor. O zaman zarar kes yaparsın. Ee, tekrar düşüş beklersin. O şekilde ilerleyebilirsin. Yani ne kadar riskin var buradan gireceksen. %7,5 civarı riskin var arkadaşlar. Bakayım bir evet yüzde yedi buçuk civarı riski göze almalısın. Hani ben gerek duymuyorum şahsen niye? Şimdi arkadaşlar hani ben buranın dip olduğunu düşünmüyorum. Tepki yükselişi gelse bile bir yerden sonra düşeceğini düşünüyorum. Ve o düşüşle ben paramı korumam lazım. Yani şu an elimde atıyorum bin lira var. Dip geldiğinde param yedi yüz lira olmaması lazım. En az bin lira. Çünkü dipten alım yapmaya hedefliyorum ben. Şimdi buradan alsat yapma riskine girersem. Belki paramı eriteceğim. Ve arkadaşlar uyumsuzluğun hedefine mecbur gitmesi gerekmiyor. Mesela şöyle de oluyor. Diyelim bu 12 saatlik değil mi? Buradan bir düşüş geliyor. Dalgalanıyor. Bir hafta sonra örnek vereyim. Uyumsuzluğa o zaman gidiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Yani hemen kısa zamanda vurmasına gerekmiyor arkadaşlar uyumsuzluğun hedefini. Bazen iki uyumsuzluk yapıyor öyle de gidiyor. Ama neticede hani bir gün bu sarı ortalamaya geldiğinde de Hedefine varmış oluyor. Öyle düşünebilirsiniz. Oralardan da satış gelebiliyor. Yani biraz detaylı konu. Ee, diğerine gelelim. Mesela bizim bir kanalımız vardı değil mi? Orayı da önemsiyorum ben arkadaşlar. Şöyle günlük grafiği açayım. Şöyle. Bu kanaldan bahsediyorum. Yükselen kanal. Şimdi arkadaşlar bu kanalı biz kırdık. Ve üzerine bir daha günlük kapanışlar gelmedi. Yani bu kanalın desteği 32 bin dolar seviyelerinde üzerinde günlük kapanışlar yapmamız gerekir. Daha önce de dedik bu kanal teyitli bir kanaldır. Bakın orta çizgisi teyit ediyor zaten kanalın teyitli olduğunu gördünüz mü? Yani orta çizgisi direnç destek haline geliyorsa yani bilin ki güzel çizilmiş bir kanaldır. Şimdi bir şey daha göstereceğim size. İyice teyit edelim mi bu kanalı arkadaşlar? Bakın şöyle yapalım. Kanalı sola doğru sonsuza kadar uzatalım arkadaşlar. Bakın nereye geliyor? <laughs> Bakın tam 20 bin dolar zirvesine geliyor arkadaşlar. Tam 20 bin dolar zirvesine geliyor. Yani bu kadar olur. Yani gördüğünüz gibi iyice teyitli bir kanaldır. Yani bu kanalın içinde yer edinmesi lazım arkadaşlar. O zaman deriz ki He, e, tepki yükselişi devam edecek örnek vereyim. Ama şimdilik bu kanalın altında kaldıkça Hani izlemekte fayda var diye düşünüyorum. 4 saatlik de uyumsuzluğa ulaştı. Hani diğerlerinde de hemen bugün gitmesine gerek yok. Giderse de zaten seviyeleri verdim size. 28 bin altında 4 saat kapattığı vakitte düşüşün devamını bekleriz arkadaşlar. Bir de şöyle bir tehlike vardı. Mesela bu kanal kırılıyorsa derinliği hedefidir değil mi? Mesela 28 bin dolar diğer kanalın hedefiydi ve ne güzel geldi hedefine ulaştı yani. Eğer burada da öyle bir şey göreceksek yani bu da bir senaryo arkadaşlar. Şöyle orta çizgisi var bu cetvelin görüyor musunuz? Hani tam yarı yarıya hesaplıyor. Hani bırakınca şuraya geliyor arkadaşlar 14 bin dolar seviyesine. Yani böyle de bir tehlike var masada. Ve 14 bin dolar gördüğünüz gibi daha önce bizim önemli bir direncimizdi. O da bir tehlikedir. Gelir demiyorum bakın arkadaşlar. Hani masada dursun. Köşede dursun. Ben, ben, oraya beklemem diye tahmin ediyorum. Hani oraya düşecekse bile hani parçalı alımlar yapmayı düşünüyorum düşüşlerde. Hani oraya kadar bekle, bekler miyim bilmiyorum yani. Ve düşer mi onu da bilmiyorum. Sadece teknik açıdan öyle de bir ihtimal var. Hani oraya düşerse e, bitcoin dolandırıcıdır bilmem ne falan değil de tekniğe göre orası hedefmiş yani. Ve teknik güzel çalışmış olur. Öyle düşünebilirsiniz. Ama şöyle de bir detay var. Aylık grafiği açıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Aylıkta Bollinger bandımız var bizim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bak bugüne kadar hiçbir zaman alt banda dokunmadı. Aylık Bollinger alt bandına. Hiçbir zaman. Bak tarihten beri hiç dokunmadı. Şu an nerede bu alt band? 17.100 seviyesinde. 17.100 seviyesinde. Ve deminki neydi? 14.000. Acaba gider mi oraya? Değil mi? Hani Bollinger alt bandına gider mi? O da meçhul. Yani tarihten beri hiçbir zaman dokunmamış. Bu da benim için bir veri. Yani arkadaşlar, e, haftalıkta beklediğim o son ortalamaya geldiğinde orada bir %50 almayı düşünüyorum. Ondan sonra düşüş devam ederse düştükçe parça parça toplarım. Benim stratejim bu yani. Ve e, bu Bollinger alt bandına dokunursa tarihten beri ilk defa dokunmuş olacak. O da ne anlama geliyor? Genelde bir, bir çizgiye ilk defa dokunulduğunda oradan güzel tepki alabiliyor. Yani bilin ki dokunursak buraya o zaman Bitcoin'de dip sinyali gelmiş olacak bana göre. Yani e, bir izleyelim bakalım. Bence tehlike devam ediyor. Sadece tepki yükselişi gelecek gibi duruyor. Şöyle bakınca zaten gelmişti. Hani giderse de 32.500-32.000 o bölgeleri takip edebiliriz arkadaşlar. Tabii önce 31.000 Yüz seviyelerin takip edici 8 saatlikte bir daha değineyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela 32.000'de var direncimiz tamam mı? Uyumsuzluk hedefi. Bir de daha önce de 31.170 seviyesinde var. Bu iki noktayı takip edeceğiz yükselişlerde. Daha sonra da bak kanalın içine falan giriyor. 33.100 seviyesinde MA21 var. Orayı takip edeceğiz. Yani bunlar potansiyel hedeflerdir tepki yükselişinin. Devam edelim. Dead cross'umuz ne durumda? Oraya gelelim arkadaşlar. Konuyu derinleştirelim. Bütün parçaları birleştirelim ondan sonra. 3 günlüğe gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 günlükte kesişime ramak kaldı gördüğünüz gibi. Çok az kaldı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın mesela 3 gün sonra yeni bir mum kapanışı olacak değil mi? Daha yeni kapattık. Gece üç günlük kapanış geldi. 2 gün 17 saat var kapanışa. Bir dahaki kapanışta bu kesişme gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani 2 gün 17 saat sonra death cross'umuz gerçekleşiyor. Ve teknik olarak bir gün bir, bir, mum daha kapatması lazım. Hani kesişiyor ya. Bir de o şekilde mum kapanış gelmesi gerekiyor. Ama 2 gün 17 saat sonra bu kesişme olacak. Ve ondan sonra 3 günle de teyit edilecek. Öyle düşünebilirsiniz. Daha önce de dedik ayın 16'sı 16 Mayıs diye. 3 gün sonra da 16 Mayıs oluyor arkadaşlar. Yani e, tahmin doğru çıktı. Peki bu cross'tan sonra boğa geliyor mu hemen? Bakın arkadaşlar cross'tan sonra daha dip yapılıyor. Cross'tan hemen önce bir tepki yükselişi gelmiş burada bak. Şöyle göstereyim. Yani cross'tan hatta cross'tan sonra gelmiş o tepki yükselişi. Yani düşün dead cross geldi ve tepki yükselişi yaptılar. Ondan sonra son bir dip daha yaptı arkadaşlar. Son bir dip daha yaptı gördünüz mü? Şöyle. Ondan sonra yoluna devam etti. İşte biz tahminim şu düşüşü yaşadık. Şu son bir final düşüşü var ya biz bunu yaşamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Daha da geçmişe gidelim. Orada nasıl vermiş tepkiyi? Bakın mesela Dead Cross. Dead Cross'tan hemen önce bir tepki geliyor. Düşüyor bir tepki daha bu şekilde gidiyor. Dalgalanarak gidiyor. Yani Dead Cross'tan sonra Son bir dip daha yapıyor arkadaşlar. Yani bu veri var elimizde. Tarihten beri iki kere dead cross yaptı. İkisinde de arkadaşlar dead cross'tan sonra bir düşüş dalgası daha geldi. Şimdi haftalıkta da son ortalamaya dokunmadığımıza göre hala o son düşüş potansiyeli var arkadaşlar. Hala var. O yüzden tepki yükselişlerine ben ilgilenmiyorum. Dileyen alır. 28 bin kırılmadıkça atıyorum. Biraz yükseldi mi karını alır çıkar. Ama benim öngörüm bu yükselişler de bir satış fırsatıdır. Tamam mı? Yani eğer elinde coin falan varsa bu yükselişler de satış fırsatı olabilir. Yani kararı size bırakıyorum. Ve arkadaşlar şimdi bir veri daha var elimde. Dead Cross'tan sonra ne zaman dip yapılıyor? Ne zaman hani yükseliş bekleyebiliriz? İşimi okuyor açtım arkadaşlar tamam mı? Mesela işimi okuyla birlikte değerlendirdim bu 3 günlük Dead Cross'u. Bakın. Dead Cross burada geliyor. İşimi okunun. Hem bulutu var hem kırmızı ve mavi ortalaması var. Şimdi bu iki ortalamayı takip edeceğiz arkadaşlar. Bakın mavinin altında kapatıyor tamam mı? Mum kapanışını yapıyor burada. Ondan beridir üzerinde kapatamıyor. Ve bu noktada dead cross gerçekleşiyor. Ondan itibaren mavinin üzerinde mum kapanışı gelmiyor. Bakın gelmiyor gelmiyor. Gelmedikçe de o final düşüşü potansiyeli oluyor. Ne zaman üzerinde bir kapanış yapıyor, ondan sonra biliyorsun ki ha dibi yapmış bitcoin. Ondan sonra kademeli olarak yükselişe geçiyor. Yani mavi ortalama. Mavi ortalama kırdıktan sonra kırmızıya bir inatıyor, bir satış daha geliyor. Ama o son dibi kırmıyor arkadaşlar. Yani biz üç günlükte mavi ortalamayı önemseyeceğiz değil mi? Bu 2015 yılıydı. 2018'de nasıl tepki vermiş bu işi? Mağkuk üç günlükte ona bakalım. Bakın arkadaşlar. Burada da mavi kırılıyor. Gördünüz mü? Sonra dead cross gerçekleşiyor. Dead cross'tan sonra mavinin üzerinde mum kapanışı yapmıyor. Bakın yapmıyor yapmıyor. Yapmadıkça da tepki yükselişleriyle düşüş devam ediyor. Ne zaman üzerinde mum kapatıyor arkadaşlar? Bakın burada mumu kapatıyor. Hemen hani yükseliş yedini veriyor ya. Hemen düşürmeye başlıyorlar. Bakın baya baya düşürüyorlar. Ama o son dibi görmüyor bir daha arkadaşlar. Yani mavinin üzerinde kapanış gelinde son dibi görmüyor. Kademeli olarak haftalar sonra toparlamaya başlıyor gibi. Şimdi elimizde bu veri var. Bir de günümüze gelelim. Bakın arkadaşlar hani her açıdan değerlendirmek zorundayım. Burada mavi ortalama kırılıyor. Bir daha üzerinde kapatamıyor. Jet Cross geliyor. Ve hala mavinin altındayız. Yani geçmişte ne gördük? Mavi üzerinde mum kapanışı gelecek değil mi? Şu an 34.230 seviyelerinde. Yani bir daha bakalım. 34.250 yapalım arkadaşlar. Yani oran üzerinde biz 3 günlük kapanış yapmamız gerekiyor. O zaman deriz ki burası dip olabilir. Ona göre bir parça alım yapılabilir uzun vade için gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Ama nedense aklıma çok yatmıyor buranın dip olması. Niye? Şöyle Bakın arkadaş zaten biz bundan aylar önce 65 bin dolardan düşerken 28 binde dip yaptık arkadaşlar tamam mı? 28 binde dip yaptık. Ve şu anda da 25 bine iğne attık diye. Yani az bir şey altı. Yani bence bir basit oldu. Basit gibi geliyor bana. Hani daha fazla düşürmeleri gerekirdi. Şu son dibin altına daha fazla düşmesi gerekir diye düşünüyorum. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Şuradaki dibe bakın. Değil mi? Bir de buradaki dibe bakın. Bayağı bir fark var arada. Bayağı bir fark var. Şuradakine bakın arkadaşlar. Bir de buradakine bakın. Hani hemen bir önceki dibin az bir şey altına düşüp de dip yaptıracaklarını düşünmüyorum ben şahsen. Başka ne vardı elimizde? Biraz daha geçmiş videolarımızdan dem vuralım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şöyle. Bakın mesela geçenlerde geçenlerde dedim ne zamandı arkadaşlar Ocak ayında insanlar şöyle bir çılgınlığa girmişti. İşte düşen trend kırıldı. Boğa sezonu geldi mi? Millet boğa bekliyordu. Niye? Düşen trend kırıldı diye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada bir ana düşen trendimiz vardı, değil mi? Şöyle. Burası kırıldığında insanlar boğa geldi demeye başladı. Biz ne dedik orada arkadaşlar? Şöyle geçmişler geçmişten gittik. Şurada da çizdik aynı çizgiyi. Şöyle. Bir de daha da geçmişte çizdik aynı çizgiyi. Şu şekilde. Şöyle. Gördünüz mü? Hatta böyle de çizebilirsin. Şu şekilde. Veya böyle. Ve dedik ki arkadaşlar daha önce de ana düşen trend kırıldı. Kademe kademe düşmeye devam etti. Burada da aynı o şekilde. Ana düşen trend kırıldı. Retest daha sonra bir daha düştü aynı seviyeye. Aynı çizgiye. Yani burada da aynı şeyi görebiliriz diye ifade ettik ve şu an arkadaşlar buraya kadar düşmüşken siz de bu sarı çizgiye dokunmaz mı? Yani aslında aynı hareketi yapıyor şurayla şurası bence aynı hareket yani. Tam bakalım şu an nerede o seviye? Şöyle günlük grafikten yola çıkalım. Bakın arkadaşlar şu an 21.900 seviyelerinde tam da haftalık ortalama ile örtüşmekte arkadaşlar. Şöyle beyaz ortalama. Haftaya örnek vereyim. Kavuşacaklar, buluşacaklar. 22.000 seviyelerine geliyor. Yani atıyorum oralara gelirse %50 alırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Oralara gelirse %50 diye alırım alırım diye düşünüyorum. Pardon. Yani şimdi şöyle de bir veri var elimizde. Bakın kırmızı kırılıyor. Kademeli olarak düşüyor beyaza. Değil mi? Orada da dip yapıyor. Kırmızı kırılıyor. Kademeli olarak düşüyor beyaza. Orada dip yapıyor. Kırmızı kırılıyor. Kademeli olarak beyaza düşmesi lazım. Dip yapması lazım. Yani elimde bu da var benim. O yüzden arkadaşlar hani buradan 32 bine mi gidiyor? 34 bine mi gidiyor? Tepkimi veriyor? Hani yapacak bir şey yok. Ben bekleyeceğim arkadaşlar. Ben alım yerimi bekleyeceğim. Sabırla bekleyeceğim. Çünkü 4 yıl önce verdi bu fırsatı. 8 yıl önce verdi. Bir daha şimdi geldi o fırsat ayağıma. Bir daha dört sene sonra belki o fırsat gelecek. Dipten en dipten yakalama fırsatı. Ha, belki dip burası kaçıracağım olabilir arkadaş ama ben şansımı denemek istiyorum. Sen de şansını denemek istiyorsan beklersin. Diyorsan bura uzun vade için benim için yeterli. Buradan da alabilirsin uzun vade için. Hani atıyorum buradan alan adam üzülmez diye düşünüyorum uzun vadede. Yani hani bir gün yeni bir boğa sezonu gelir bu seviyenin çok çok üzerine çıkar arkadaşlar. Tamam mı? Eğer sen diyorsan hani buradan 14.000'e de düşse ben göze alırım. Buradan uzun vade alımı düşünüyorum. Karar senindir. Buradan alıp uzun vade atabilirsin. Neticede daha geçen ay arkadaşlar 48 bin dolarlardayken buralara gelmişiz. Oradan bile kuyruğa girenler oldu uzun vade almak için. Hani buralar çok daha uygun yerler. Hani sonra e, fırsatı kaçırdım bir şey yapmasın. Atıyorum veya buradan %25 alırsın. Düşerse bir yüzde elli de oradan alırsın. Daha da düşerse oradan fullersin gibi. Böyle de yapabilirsin. Ama ben inat ettim arkadaşlar. Ben bekleyeceğim. Bu beyaz çizgiyi bekleyeceğim. Yani şimdi günlük grafiğe bakalım bir de. Orada ne olmuş dead cross'tan sonra? Şöyle. Dead cross geliyor. O final düşüşü geliyor değil mi arkadaşlar? Bollinger orta bandı kırılmıyor. Görüyor musunuz? Kırılmadıkça da düşüş devam ediyor. Hareketli ortalamalara bakalım. MA21 var bir de. Şöyle birlikte değerlendirelim. Bakın MA21 de kırılmıyor. Ne zaman bunlar kırılıyor arkadaşlar? Dip yapmış oluyor zaten. Daha da geçmişe inelim. Burada. Mesela dead cross geliyor. Ondan sonra arkadaşlar kademeli düşmeye başlıyor. Ve hiçbir zaman bu Bollinger orta bandı kırılmıyor. Sarı ortalamada kırılmıyor. Yani Bunlar kırılmadıkça teknik olarak düşüş devam edebilir değil mi? Şu an nerede mesela MA21? 35 bin dolar ama her gün daha da aşağıya gidiyor. Her gün daha da aşağıya gidiyor arkadaşlar. Bunu her zaman söylerim. Hani 48 bin bölgesine gittiğinde de dedim mesela her gün eğim veriyor. Her gün eğim veriyor diye. Hatırlar mısınız? Hani hala aynısı. Her gün eğim veriyor. Atıyorum haftaya Ulaşmak isterse bu ortalamalara. Bu ortalamalar 33.000'e kadar eğim verir. Örnek vereyim yani. Ama bugün için bulunduğu seviye oran. Yani ben öncelikle bunların da kırıldığını görmem lazım ki dip olduğuna ben ikna olabileyim arkadaşlar. Durum bu. Durum bu. Alım yapmak isteyenler alabilir. Karar sizindir. Ben yarı yarıya zararı göze alıyorum diyenler buradan alabilir. Değil mi? Beklerim hodl yaparım nasıl olsa bir gün 30 binin üzerine tekrar çıkar diyenler buradan alabilir. Benim görüşümü soracak olsanız hani buradan iyice yerin dibine girse bile daha sonra 30 bin doları kırıp yeni zirvelere doğru gideceğini ben zaten düşünüyorum. Hani tek sıkıntı hani aklıma yatmadı buranın dip olması. Eksik işler var, yarım kalan işler var. Ben o yarım kalan işlerin tamamlanmasını bekliyorum. Veyahut arkadaşlar demin ki bahsettiğim sinyallerin gelmesi lazım. Hani benim dip yapıldığına ikna olmam için. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.